Herkese selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Bir yandan da mesajlarınızı okuyayım şöyle. Herkes de toplansın yavaştan. Merhabalar. YDT'yi 63-75'e uçurdum. Valla Allah söyledi. 73 dedim. Artık o 73 olacak. Selamlar herkese arkadaşlar. Merhabalar. Tekrardan şöyle bir giriş yapalım. Arkadaşlarımız yavaş yavaş toplanıyorlar. Herkes giriyor yavaştan. Bugün ne yapıyoruz? Klasik bir çeviri dersimiz biliyorsunuz ki. Bursa'ya selam dermiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Bursa'dan da herkese selamlar. Hava burada gayet güzel arkadaşlar. İnsanın canı dışarılarda gezmek, tozmak istiyor ama biz ne yapıyoruz? Bu havalara aldanmıyoruz. Önce şu sınavlarımızı hallediyoruz. Sonrasında daha güzel havalarda geziyoruz. Daha güzel havayla geziyoruz, değil mi? Evet. Şimdi bu çeviri dersi sadece işte hocam şunlar şu grup dinlesin mi, bu grup dinlesin mi? Bunu arkadaşlar herkes dinlesin. Çıkmış paragraflardan, çıkmış paragraf sorularından aldığım metinler. Her zaman size ne diyorum aslında? Arkadaşlar çevirecek metin mi bulamıyorsunuz? Gidin çok eski tarihli sınavlara. Onların metinlerini alın, onların çevirilerini yapın. Hem konu hakkında, hem ÖSYM'nin dili hakkında, hem ÖSYM'nin paragrafında. Belki o paragraf alır senin önüne işte paragraf tamamlama, paragraftan atma ya da bağlaç sorusu olarak getirebilir ya da prep sorusu olarak getirebilir. Bu metinleri detaylı analizleyin diyoruz. Ben de size bir metin getirdim. Beraber iki tane bugün metin çevireceğiz arkadaşlar. Gayet güzel böyle seveceğiniz iki metin diye düşünüyorum. Yavaştan başlayalım. Arkadaşlarımız toparlanıyor. Şöyle bir son yazdıklarınıza bakayım. Neler yazılmış? Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Teşekkürler. Zor mu olur sınavlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. YDT için özellikle hani YÖK dili YDS için bunun ayrımını çok böyle hani net bir şekilde söyleyemesek de YDT, YKS bu sınavlarımız, AYT sınavlarımız size zorsa emin olun herkese zordur arkadaşlar. Herkese zor olan bir sınavın standart sapması ona göre olur. Puan hesaplaması ona göre olur. Herkesin zorsa ona göre puanlar olur. Herkese kolaysa herkesin çok yüksek olur. Bu sefer üniversite tercihinde sıkıntılar olur. Yani sadece size zor değildir emin olun. Ya da kolay olursa herkese kolay değildir. Giren sayısına bakmayın. Siz sınavınızı yapın, siz bildiğinizi yapın, bilmediğiniz konularda böyle bir şey yapın, yaklaşımlarınızı doğru, eminseniz işaretleyin, emin değilseniz tekrar bir bırakın, sonra bakmak kaydıyla. Sonra baktığınızda da hani eğer bir net cevabınız yoksa boş bırakmak şekilde devam edebilirsiniz. Ama YDS ve YÖK dil sınavlarında onu da şöyle söyleyebiliriz, size zorsa herkese zordur, herkes düşük alacaktır. Kolaysa herkese kolaydır. Herkes yüksek alacaktır. Atamada da ya düşük alanlar ya yüksek alanlar bir şekilde mecburen elenecektir. Onun için de yani kolaysa kolay olmasının kimseye bir kârı yok. Herkes yüksek alır. O zaman atama konusunda da hem üniversite hem baktığımız zaman kamu kurumları için atamalarda da ona göre başka belli başlı şeyler olacaktır. Sıkıntılar karşımıza gelecektir. Yani sınavın zor olmasıyla kolay olmasıyla çok daha ilgilenmeyin hocalarım. Herkesin yani çok yüksek aldığı bir sınav olsa ne olur olmasa ne olur değil mi? İlla ki belirleyici şeyler olmak zorunda maalesef. Şimdi bunları bir kenara bırakalım. Gelelim bugünün işini halletmeye. Yani siz aslında kısa dönemli hedeflerde öncelikle şu anda yapmanız gerekeni yapın. Sınava bir bırakın. Sen bilmediğine odaklan. Bildiğini daha iyi yapmaya çalış. Sen bunlara odaklan. Kelimeni ezberle. Mis gibi sınavına gir. Yaptığını yap. Yapamadığını bırak. Çık. Sonrasına sonra bakalım. Ama şu anda ilk hedefimiz şu anda çevirilerimiz, kelimelerimiz. Anlaştık mı? Peki. Tıp dil sınavı ne zaman bu arada? Bir de onu öğrenebilir miyim? Tıp dil sınavı. Şimdi canım hocalarım başlayalım şimdi çevirimizle. Bize demiş ki bakın psikolojinin involvement, involve dahil olma, kapsama, içerme anlamında kullandığımız ya da include da diyebildiğimiz doğru mu?
involve, include ya da comprise olarak söylediğimiz kelimelerimiz vardı. Neyde dahil olmuş? Sağlıkta dahil olmuş. Yani aslında sağlıkta dahil olduğundan ziyade çevirimizi burada sağlıkla ilgilenli desek daha hoş olur. Doğru mu? Psikolojinin dahil olması sağlıkta date back. Nereye dayanırmış? Nokta nokta tarihine dayanır. Sen bunu ne diye çeviriyordun? Bak nokta nokta tarihine dayanır. Şimdi senin burada yapacağın işlemlerden bir tanesi şunu bilmek. Bak çevirisini biliyorsun. Tamam eyvallah. Bak ne diyor? 20. yüzyılın başına dayanır. 20. yüzyıl dediğin ifade senin için past bir ifade değil mi? Past bir ifade. Sen neden bunu verb as ile kullandın? Çünkü bizim için önemli kelimelerimizden simple present tense'in bilmemiz gereken bazı önemli kurallarından date back, trace back ve go back fiilleri. Hatta karşımıza date to, trace to, hatta bazen işte trace from, date from şeklinde de çıkabilen, from'la da kullanılabilen, back'le de, to'yla da kullanılabilen önemli bir fiilimiz. Bunlar ya verb 1 ile ya verb as ile öznenin tekil ya da çoğulluğuna göre değişen bir ifademiz. Arkadaşlar bunları verb 1, verb as ile kullanırsınız. Sana tarih olarak ne derse desin, milattan önce de dese, 20. yüzyılda dese, 2022 de dese her zaman verb 1, verb as ile kullanırsınız kural gereği. Yani aslında psikolojinin sağlıkla ilgilenmesi 20. yüzyılın başına dayanır dedik. Ama bu tarihte birkaç psikolog ne yapmışlar? Tıpla ilgilenmişler, tıpa dahil olmuşlar, tıpla ilgilenmişler, uğraşmışlar anlamında bir kullanımımız var. Psikomotik tıp hareketi neye çalışıyormuş? Getirmeye çalışıyormuş. Doğru mu? Neye getirmeye çalışıyormuş? Psikolojik faktörler getirmeye çalışıyormuş. Hastalık anlayışının içine ya da hastalık anlayışına dahil etmeye çalışıyorlarmış. Şuradaki into'ya dikkat edin. Bakın to gibi bir kullanımı var. EA şeklinde çeviriyoruz. Doğru mu? Hastalığın anlayışına dahil etmeye ya da hastalığın anlayışına psikolojik faktörleri getirmeye çalışıyorlar. Ama sen ne veriyorsun? Bir EA veriyorsun into ile beraber. İçine, hastalığın içine, hastalığa bir psikolojik faktörler getirmeye, dahil etmeye çalışıyorsun. Ama bu görüş ne vermiş bize? Bu görüş verdi, başka bir şey vermiş. Bakın başka bir yol, başka bir görüş verdi. Biyopsikososyal yaklaşımı. Sağlık ve hastalığa, bakın sağlık ve hastalığa. Burada da sen bir EA yönelme yapıyorsun. Bu görüş, bakın. Bu faktörleri hastalığın anlayışına dahil etme görüşü psikososyal yaklaşımı hastalık ve sağlığa yerini verme görüşü verdi. Doğru mu? Böyle bir görüş vermiş. Hastalık ve sağlığa böyle bir yaklaşımla bakma görüşü vermiş. Peki sonrasında Biden ne söylemiş? 1970'e kadar. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir ifade var. Neden hocam? Çünkü bakın burada had verb 3 ile kullanmış. Niye verb 2 ile kullanmadım da geçmişin geçmişine gittim arkadaşlar? Eğer biz by, until, as of biz bunların yanında past bir ifade görürsek kural gereği had verb 3 ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet, burada verb 2 ile de kullanabilirsin ama had verb 3 ile de kullanabileceğin ihtimalini unutmaman gerekiyor. Hocam niye böyle bir ayrım yapıyorsun? Çünkü mesela ben eğer in 1970'ler deseydim, 1970'lerde ya da sadece 1970 demiş olsaydım senin bu ifadeyle kullanabileceğin tense'in direkt verb 2 ifadeydi. Doğru mu? Direkt verb 2 kullanabilecekken, 1970'te deyip verb 2 kullanabilecekken ama sen ne yaptın? 1970'in başında bir by ifadesi gördüğün zaman geçmişin geçmişine yani had verb 3'üne gidebildin. Bu bizim önemli bir ayrımımız arkadaşlar.
Psikologlar başlamıştı. 1970'e kadar başlamışlardı. To develop, geliştirmeye başlamışlardı. Araştırmayı, tedavi etmeyi. Ama nasıl araştırma ve tedavi? Amaçlanan. Bakın burada verb 3 bir pasif ifade kullanmışsın. Kronik hastalıkta ve sağlık promotion, teşvik. Doğru mu? Promotion dediğimiz promosyondan hatırlayın. Çalışan promosyon ne yapar? Teşvik edici bir harekettir. Kronik hastalıkta ve sağlık promosyonunda amaçlanan tedavi ve araştırmayı geliştirmeye başlamıştı. Kendisinden sonra bir fiil olduğu için to'yu geliştirmek dedim. Doğru mu? Geliştirmeye başlamıştı. A'yı ne zaman verdim? Kendisinden sonra bir isim kullanıldığında, kendisinden sonra isim kullandığında da EA vermiştik. Peki, sonrasında bu araştırma ve tedavi, bakın bu araştırma, yani aslında bu derken neyi kastediyorum? Buradaki refer ifademle neyi anlatıyorum arkadaşlar? Diyorum ki burada geliştirilen, amaçlanan ve geliştirilen tedavi ve araştırma vardı ya, ondan bahsediyoruz. Bu araştırma ve tedavi lead to neye sebep olmuş? İki yeni alanın bulunmasına. Şuradaki ofuna dikkat et. Sağdan toplayıp sola doğru geliyorsun. Nın nin çevirisi veriyorsun. Lead to sebep olmak. Hemen şuraya kendimi tutamam. Eş anlamlarını yazarım arkadaşlar. Lead to. Cause. Induce. Stimulate. Trigger. Sonrasında yield, result in, give rise to, bring about ya da on da kullanabilirsin. Bring about ya da bring on. Sonrasında başka ne söyleyebilirsin? Mesela biraz daha abartırsam ben burayı mesela foster bir şey sağlamak, sebep olmak anlamında ya da contribute to yine sebep olmak anlamlarında kullanabileceğimiz başka kelimelerimiz. Contribute to'ya bir parantez açalım arkadaşlar. Contribute to normalde katkı sağlamak anlamlarında kullandığımız olumlu bir ifade. Doğru mu? Ama olumsuz bir cümlede de kullanılabiliyor artık. Olumsuz bir cümlede kullandığımızda sebep olmak, olumlu bir cümlede kullandığımızda ise katkı sağlamak anlamını da kullanıyoruz. Çünkü olumsuz bir şeye sebep olmazsın. Katkı sağlamazsın. Olumsuz bir şey olmasına katkı sağladı diyemeyiz. O yüzden orada sebep oldu, neden oldu gibi çeviriyoruz. Ama olumlu bir cümlede kullandığımızda ise katkı sağlamak anlamlarında kullanıyoruz. Sonrasında bakıyorum devam ediyorum. Bu araştırma ve tedavi sebep olduğu iki yeni alanın bulunmasına dedik. Bakın iki yeni alanı anlatıyor. Neymiş bunlar? Davranışsal tıp ve sağlık psikolojisi. Peki sonra davranışsal tıpı açıklıyoruz. Demiş ki davranışsal tıp is concerned with. Be verb 3 pasifini gördün mü? Be verb 3 yapınla kullanmışsın. Ayrıca concern'ünü neyle kullanmışsın? With'le. Bir şeyle ne yapılıyor? İlişkiliymiş. Doğru mu? Davranışsal tıp neyle ilişkilendiriliyor? Bak kendi kendini ilişkilendiremez. İlişkilendirilir. Pasif bir yapıya ihtiyacım var. Uygulanmasıyla. Bilgi ve tekniğin. Davranışsal araştırmanın tekniği ve bilgisini uygulamakla ilişkilendiriliyor. Neyi uyguluyorsun? Bak EA bir yönelme daha geldi. Fiziksel sağlığı, davranışsal araştırmanın tekniğini ve bilgisini uygulamayla ilişkilendiriliyor. Peki neymiş bunlar? Bak içeren demişsin. Yani saç ezde diyebilir miydin burada? Derdin neyi uyguluyorsun? Including bak içeren şunları içeren bir uygulamayla ilişkilendiriliyor. Ya da saç ezde diyebilirdin. Bağlaç sorularında canım hocalarım İkisini de sana sorabilir mi? İkisini de sana sorabilir. İkisi dediğimde yani sana burada including'i de sorabilirdi. Such as'i de iki bağlacını da sana burada sorabilirdi. Prevent, engelleme, önleme. Prevention, engellemeyi içeren ya da önlemeyi. Teşhis etmeyi, tedavi etmeyi ve rehabilitasyonu içeren bir uygulama ile ilişkilendiriliyormuş. Sağlık psikolojisi strives ne yaparmış? Çalışırmış to enhance. Geliştirmek için sağlığı,
önlemeyi, neyi? Hastalığı tedavi etmeyi ve hastalığı önlemeyi, sağlığı geliştirmeyi, risk faktörlerini tanımlamayı, sağlık bakım sistemlerini geliştirmeyi ve kamu fikrini, bakın regarding ne ile ilgili? Sağlık konularıyla ilgili kamu fikrini şekillendirmeye çalışırmış sağlık psikolojisi de. Sağlık psikolojisi overlap, örtüşmek anlamında. Örtüşürmüş neyle? Davranışsal tıpla örtüşürmüş ve iki uzmanlık da neymiş? Çok yaygın metotlara sahipmiş. Teşhis etmenin ve tedavi etmenin çok yaygın metotlarına sahipmiş. Ancak bakın her ikisi için de ortak bir şey söyledim. Bunların ikisinin de ortak yaygın kullanıldığı bir metot var dedim. Ancak dediysem demek ki ayrı ayrı şeylerden bahsediyor olmam lazım. Araya böyle bir zıtlık atabiliyor olmam lazım. Doğru mu? Davranışsal tıp bir alt disiplindir. Neyken? Sağlık psikolojisi bir uzmanlıkken. Doğru mu? Psikoloji alanı içerisinde bir uzmanlıkken davranışsal tıp ise bir alt disiplindir. Peki buradaki sağlık psikolojisi psikoloji alanı içerisinde bir alt disiplindir dedim. Bir detim var. Neymiş bu det? Sağlık şey fiziksel sağlık, fiziksel sağlığın konularıyla ilişkili olan, fiziksel sağlık konularıyla ilişkili olan psikoloji alanı içerisinde bir uzmanlıktır diyeceğim. Arkadaşlar bakın cümlemiz ta şuradan şuraya kadar. Nereden baksanız 2,5 satır kadar görünüyor. Şimdi ben cümlelerimi baştan sona bıdı 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 okuyup gidersem hiçbir şey anlamam. Önceliğim varsa bağlaç virgül. İşte ne bileyim non-clause, relative-clause ifadelerine kadar bölerek okumak sonra tüm cümleyi toplamak. Yoksa onun dışında ne yapamam cümlemi rahat bir şekilde toparlayamam. Anlaştık mı? İlk metnimiz bu şekildeydi. Bir psikolojiyle ilgili fiziksel, işte davranışsal bunları anlatan, kapsayan bir metnimizdi. Gelelim ikinci metnimize. İkinci metnimizde başlıyorum. Demiş ki arkadaşlar bakın öznem çalışmalar reveal açığa çıkardı yüklemim. That dediğim ifadede bir non-clause ifadesi mi? Evet, nereden anladım? Kendisinden önce bir verb geldiği için dedim ki bu that benim için non-clause dedi. Çalışmalar açığa çıkardılar ki neyi açığa çıkarmışlar? Böyle sinsi, göze çarpmayan, yapay ya da görünüşte önemli olmayan. Göze çarpmayan, hemen göze çarpmayan böyle sinsi, yapay ya da görünüşte önemli olmayan dışlama, exclusion dediğimiz dışlama ya da böyle hariç tutma, dışlama sebep olabilirmiş. Bak yine geldi mi sebep olabilir? Yine geldi. Lead to. Yine geldi. Hep gelecek. Lead to neye sebep olabilirmiş? Güçlü duygusal reaksiyonlara sebep olabilirmiş. Bir güçlü reaksiyon yaparmış, böyle bir duygu his yaparmış ya da bir mantıklı olabilirmiş. Güçlü bir reaksiyon mantıklı olabilir de diyebilirsin. Mantıklı olur ya da bir duygudur da diyebilirsin. Ne olduğunda bir bağlacın geldi, ne olduğunda mantıklıdır. Bakalım sen reddedildiğinde, bak be verb 3. Reject, reddetmek, doğru mu? Ya da refuse, ya da deny, decline, ya da turn down. Sen reddedildiğinde ya da göz ardı edildiğinde senin ailen ya da yakın arkadaşların tarafından reddedildiğinde ya da göz ardı edildiğinde güçlü bir reaksiyon, güçlü bir tepki mantıklıdır. Çünkü onlar dediğim ailem ve yakın arkadaşlarından bahsediyorum. Are important to you. Senin için önemlidir. Peki. Şuradaki by'dan bir tık bahsedelim mi? By dediğimiz ifadede hangi anlamları kullanıyorduk? By dediğimiz ifade için. Bir, vasıtasıyla aracılığıyla diyorduk. Vasıtasıyla aracılığıyla. Aynı ne gibi? True gibi. Ya da aynı via gibi.
ya da were by gibi. Ya da by means of gibi. Ya da tarafından anlamında kullanıyorduk. Bizim için bir pasif anahtarıydı. Bir yaklaşık anlamında kullanıyorduk. Yanında bir sayı geldiğinde, bir e kadar anlamında kullanıyorduk. Yanına bir tarih geldiğinde. Ya da erek, arak anlamında kullanıyorduk. Bir by artı verb by'ıncı kullanımı söz konusu olduğunda. Peki. Şimdi bakıyorum. Bak burada ne söyledim? Pasif arkası olduğu için sen reddedildiğinde ya da göz ardı edildiğinde ailen tarafından ya da arkadaşların tarafından göz ardı edildiğinde bunlar tarafından. Bir de şurada bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman evet dedik ki burası verb 3. Peki burası ne? Burası verb 2 mi arkadaşlar? Burası verb 3, burası verb 2 mi? Yani sen reddedildiğinde ya da göz ardı ettiğinde mi diyeceksin? Hayır, aslında burada da senin görmediğin ne var? You are ifadesi var. You are ifadesi var. Sen reddedildiğinde ya da sen göz ardı edildiğinde. Özne yok çünkü. Fiil olsa bile cümlede bir özne olmadığı için done diye böyle kullanamıyorum. Doğru mu? Or diye bahsettiğimiz ifade bizim için ortak özne. Are dediğim ifade yardımcı bir fiil olduğu için, you ile are ortak olduğu için or bağlacıyla bir daha kullanmamak için yazmadım. Direkt burası aslında benim için be'si, öznesi be'si burada olduğu için ben direkt verb 3'üm yazdım. Ama yine şöyle çevirdim. Sen reddedildiğinde ya da göz ardı edildiğinde. Bak burayı da pasif çevirdik. Sonrasında it is more remarkable. Daha böyle göze çarpan, daha önemlidir. Ne? That deyip açtım. Remarkable. Daha önemlidir. Ne? Yoğun hisler. Reddetmenin yoğun hissi can emerge. Ortaya çıkabilirmiş. Ne olduğunda bile insanlar. Doğru mu? Bize yakın olan insanlar. Bak şurada görmediğim bir that var. Bize yakın olan insanlar. Are not involved. Ne yapmadığında, ilgilenmediğinde ya da bize katılmadığında bile ortaya çıkabilirmiş reddetmenin yoğun hissi. Biz hissedebilirmişiz kötü. Ne olduktan sonra bile insanlar. Bak burada da görmediğin bir that var. Niye? Çünkü insanlar demişsin. Eğer bunu özne kabul edeceksen bu we ne? We'yi özne kabul edeceksen bu that ne? O zaman demek ki burada görmediğin bir that var. İnsanlar nasıl insanlar? Bak that deyip açtın. Bizim asla tanışmadığımız insanlar. Aslında şuraya kadar baktığın zaman bir özne mi? Evet. Bak look, bakmak. Bu da fiilin mi? Fiilin. Bu da zarfın mı? Zarfın. Baktığın zaman insanlar değil sadece. Ya da biz değil sadece özne. Bizim asla tanışmadığımız insanlar basitçe başka yere baktıktan sonra bile biz kötü hissedebilirmişiz. Yani göz göze gelip kafasını çeviren tanımadığımız insanları gördüğümüzde bile kötü hissedebilirmişiz. Anlaştık mı? Şuradaki insanlarla ilgili söylediğim yeri anlayabildiniz mi? Sadece özne people olsaydı we'nin ne işi vardı? İnsanlar biz diye bir öznemiz olamaz. Ya da we eğer bizim için özne ise people'ın ne işi var? Değil mi? Böyle aynı şuradaki gibi. Burada da özne burası arkadaşlar. Bize yakın olan insanlar. Doğru mu? Bize yakın olan insanlar dahil olmadığında diyeceğiz. Peki. Bu reaksiyon hizmet edermiş. Önemli bir işlev için hizmet edermiş. O uyarırmış bizi. O dediğimiz ne? Bu reaksiyondan bahsediyorum. Bu hani kötü olma reaksiyonu. Bu uyarırmış bizi. Ne konuda uyaracak? Bir şeyin yanlış olduğu konusunda bizi uyaracak. That diyorum, devam ediyorum. Tekrar bizi neyde uyarıyormuş? Bak that dediğim ifadeye dikkat edin. That dedim bir şeyin yanlış olduğu konusunda uyarıyor. Ve that diyorum tekrar neyin yanlış olduğu konusunda uyarıyor. There exist, mevcutmuş bir ciddi bir tehdit. Bizim sosyal ve
Psikolojik refahımız için, refahımıza ciddi bir tehdit olduğu konusunda, bir şeylerin mevcut olduğu konusunda bizi uyarırmış. Psikologlar tartışıyorlarmış, argue that ne konusunda? Bir non-closed that geldi, that deyip açtığın ait olma, benlik saygısı ya da özbenlik ya da senin yaşamın üzerinde kontrol duygusu ve bir inanış konusunda. Peki nasıl bir inanış konusu? That deyip açtığın var olmanın anlamlı bir inanış olduğu konusunda seni bu konu üzerinde tartışıyorlarmış. Bu tartışma oluşturuyormuş 4 temel psikolojik ihtiyaç. Bakın bunlar konusunda tartışıyor ve bunlar da 4 temel psikolojik ihtiyaç oluşturuyor. Peki nasıl ihtiyaçlar, psikolojik ihtiyaçlar dediği paçtı. Bizim karşılamamız gereken, doğru mu? To function, sosyal birey olarak işlev görmemiz için ya da bir işlevde bulunmamız için karşılamamız gereken psikolojik ihtiyaç. 4 temel psikolojik ihtiyaç. Exclusion, dışlama, tehdit edermiş, öznen ve yüklemin. Neyi tehdit edermiş? Tüm bu ihtiyaçları, ihtiyaç dediğimiz 4 temel ihtiyaçtan bahsettik ya, ait olma, öz saygı, kendin üzerinde, yaşamın üzerinde kontrol duygusu ve var olmanın anlamlı olduğu inanışı. Bu 4 temel ihtiyacı tehdit edermiş. Sözlü ya da psikolojik tartışmalarda bile ya da anlaşmazlıklarda bile, dispute dediğimiz tartışma, anlaşmazlık, anlaşmazlıklarda bile bireyler hala are connected, bağlıdır, birbirine bağlıdır. Bireyler hala birbirlerine bağlıdır. Total dediği aslında tamamen dışlanma. Ancak al cümlenin başına getir. Ancak bak, hepsi birbiriyle bağlıdır dedim. Birbirleriyle bağlıdır dedim. Al buraya başına getir. Şimdi bağlı olmamalarından bahsetmem lazım. Ancak getirdiğim için. Ancak tamamen bağlanma, kat, kesermiş, tüm bağları kesermiş. Bundan daha kötüsü ya da bunun daha kötüsü, tüm bağları kesiyor dedim. Ve bunun da daha kötüsü var. Bunun daha kötüsü empoze edilen sessizlik. Ya da dayatılan sessizlik first seni zorlarmış, use seni zorlar, bizi zorlar, to think düşünmeye zorlar. Ne hakkında? About olayları detaylı bir şekilde olayları olaylar hakkında düşünmeye zorlarmış. Ya da senin bir açıklama için bir açıklama arayışındaki düşüncelerini öz eleştirel düşünceler üretmeni sağlarmış. Bir açıklama arayışındaki düşünceleri, öz eleştirel düşüncelerini üretmeni sağlarmış ya da zorlarmış. Bu zorlayıcı ya da zorlu yalnızlaştırma ya da izolaştırma ya da yalnızlaştırma da yaparmış. Bak da, bu da yaparmış bizi çaresiz hissinde bırakırmış, çaresiz yaparmış. Sen fight back savaşabilirsin ya da karşı koyabilirsin ama hiç kimse yanıt vermezmiş. Ama kimse yanıt vermeyecekmiş. Sonuç olarak dışlama yaparmış bizi çok var olma hissinde böyle daha az anlamlı hissettirirmiş. Dışlanma bizi daha az anlamlı hissettirirmiş. Çünkü bu türü reddetmenin, bu türü yaparmış bizi yalnız hissi ve önemsiz hissettirmesini sağlarmış, yaparmış. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir de dışlanma ile ilgili güzel bir metin okuduk. Bu iki metinde anlamadığını sormak istediğiniz bir yer var mı? Güzelce elimizden geldiğince bahsetmeye çalıştık her yerden. İşte özne yüklem, non-clause cümle içleri hepsinden bahsetmeye çalıştık. Ya da işte bağlaç neden kullanılmış. Doğru mu? Eğer siz de çalışmalarınızı yaparken günlük çeviri çalışmalarınızı, bakın paragrafları hariç tutuyorum. Çeviri çalışmalarını yaparken bunlara dikkat ederseniz çok büyük rahatlık sağlar size. Efendim. Rica ederim. Ne demek?
Aynen, güzel metin, güzel dersti. Yayın kaydoldu. Şimdi yayını bitirdiğimiz anı tekrar izleyebilirsiniz. Kaçıranlar tekrar izleyebilirler başını. Gayet güzel bir şekilde yavaş yavaş çevirdik. Bakın hiç acele etmeden yavaş yavaş ilkokulda hani siz kelimeleri öğrendikten sonra şey pardon harfleri öğrendikten sonra birbirine tutturarak kelime yaptınız. Kelimeleri birbirine tutturarak okumaya çalıştınız. Burada da aynı şekilde kelimeleri birbirine tutturarak çeviri yapmaya çalışın lütfen. Tamamen böyle baştan sona bir cümleyi okumayın. Kelime kelime giderek non-clause, relative clause gördüğünüzde durun, virgül gördüğünüzde, bağlaç gördüğünüzde durun. Sonra özne yüklemi bulup devam edin. Özne yüklemi bulup devam edin. Böylelikle çok rahat edersiniz. Ve cümle içerisindeki relative clause'ları gördüğünüz zaman sizin için artık cümle daha anlamlı olur. Böyle bıdı bıdı okuyup geçmektense bölerek okumak her zaman sizin için kesinlikle daha faydalıdır bence. Rica ederim. Ne demek canım hocalarım, canım arkadaşlarım? Rica ederim. Bir sonraki dersimizde bu hafta, geçen hafta hani ders arasında bilmiyorum katılanlar, hatırlayanlar var mı? Ama ders arasında demiştim ki arkadaşlar kelime ve çeviri dersi bundan sonra ekleyeyim mi? Bu hafta yine bir kelime soru çözüm dersi, bir çeviri dersi ekledim, bir de bağlaç soru çözüm ekledim. 3 gün bu hafta beraber olacaktık. Birini bitirdik, kaldı 2. Diğer derslerimde de katılmanızı bekliyorum. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer derslere de katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.